Arkadaşlar merhaba. Koşullu biçimlendirmenin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tarihlerle ve metinlerle nasıl çalışıyoruz, o konuda yardımcı olacağım. Yine her zamanki gibi tablomu şöyle hızlıca göstermek istiyorum. Ve tablonun ilk satırını ne yapıyorum? View freeze pen diyerek donduruyorum. Freeze pens diyorum. Tab row dedim. Böylelikle en üstte ilk satır görüntüleniyor. Yapacağım işlem şu. Sayılarla ilgili çalışmayı daha öncesinde gerçekleştirmiştik hatırlarsanız. O videomu lütfen seyretmeyi unutmayın. Hemen sağ üst köşeye o videomu bırakacağım. Burada tarihlerle ilgili neler yapabiliyoruz? Tarihlerle ilgili çok güzel özellikler var arkadaşlar. Şayet kullanmış olduğunuz tarih bölümü seçerseniz, yine yön tuşlarıyla Ctrl Shift aşağı atlıyorum. Burada Conditional Formatting içerisinde Highlight içerisinde A Date Occurring diye bölümümüz var. Ne yapabiliyorum arkadaşlar? Girmiş olduğunuz tarihlere göre sizin adınıza dün, bugün ya da yarınları otomatik olarak renklendirebiliyoruz. Ya da son 7 gün içerisindekileri. Şimdi bunu neye göre yapıyor? Hemen onu da belirtelim. Buradan sağ alt köşede takvime bakıyorum. Bugün ayın 9'u, 9 Kasım. Yarın 10 Kasım. Olacak şekilde son 7 gün demişim. O zaman 9'la bir önceki 7 günü baz alıp 3'ü ile 9'u arasındaki tüm tarihleri sizin karşınıza getiriyor. Dikkat ediyorsanız burada 2-11 diye bir tarihim de var. Ama son 7 gün dediğim için bugünden geriye doğru 7 giderek ayın 3'üne kadar bu işlemi gerçekleştiriyor. Peki son 7 gün ya da son hafta yani bir önceki hafta ya da bu hafta, önümüzdeki hafta şeklinde hafta bazlı da bunları görüntüleyebilirsiniz. Diyelim ki ben sadece yarını almak istiyorum. Yarını nasıl görüntülesin? Buradan da gidip renklendirme yapabilirim. İşte kırmızıyla doldursun, yeşille, sarıyla doldursun, yeşille doldursun diyebilirim. Ya da bunları sadece kırmızı ya da metni kırmızı renkte yapsın, kırmızı kenarlık getirsin diyebilirsiniz. Ben bunları istemiyorum. Custom format diyerek yine font için bold ve shrink olsun. Dikkat ediyorsanız bazı alanlar kapalıdır. Yani fontunu büyük göster, farklı bir fontta göster diyemezsiniz. Kenarlığını, rengini şu şekilde ver. Tireli ver. Outline yap diyorum. Dışını çevir. Ve fill diyerek burada da İçerisini şu renkte doldur. Buna bir stil belirle, bu stile şu rengi ver dedirtebilirsiniz. Bunu da diğer videomda anlatmıştım. Onu da lütfen izlemeyi unutmayın. Okey dedim ve okey diyerek çıkıyorum. Ne bekliyorum? Şu yazılı, seçilmiş olan hücreler içerisinde yazılı tarihlerde yarın varsa otomatik olarak renklendirecek. 10 Kasım burada bir tane var. Yukarı doğru çıkıyorum. Bir tane de burada varmış. Yukarı doğru çıkıyorum. İki tane de burada varmış. Şimdi koşullu biçimlendirmenin, conditional formatting'in şöyle bir güzel özelliği var arkadaşlar. Nedir o da? Hücre içerisindeki değerleriniz değişken olacağı için şu an burada 14-11 yazıyor. Ama ben bunu yanlış yazdım. Siliyorum. Burası 10 Kasım 2021 olacak diyorum. Enter dedim. Dikkat ediyorsanız az önceki değeri yokken 10 Kasım değilken beyaz olarak görüntüleniyordu. Herhangi bir renk yoktu. 10 Kasım yaptığım andan itibaren ne oldu dikkat edin arkadaşlar? Renklendi. Yani kurala uyuyorsa bu renkte göster demiştim. 10 Kasım 2021 diyorum. Enter dedim. Direkt rengi değiştiriyor. Aynı şekilde şurayı yanlış yazmışız. Burası 3 Kasım olacaktı. 3 Kasım 2021 diyorum. Enter dedim. Dikkat ediyorsanız artık koşula uymadığı için rengi de değişmiş oluyor. Başka ne yapabilirim? Seçtim ilk hücreyi. Ctrl Shift aşağı okla bütün hücrelerimi seçmiş oluyorum. Koşullu biçimlendirmede kural neydi hatırlayın. Nereyi seçtiyseniz sadece orasıyla ilgili işlem yapabilirdiniz. Gidiyorum. Ben bunu istemiyorum artık. Nasıl sileceğim? Clear Rules diyorum. Gelen ekrandan seçmiş olduğum hücrelerdeki uygulanan conditional formatting'i sil diyorum.
clear rules from selected cells dedim. Şu an direkt silindi. Peki başka ne yapabiliyorum? Highlight dedim. Gene ekrandan date diyorum. Dün değil de önümüzdeki hafta bana hangi hücreler var onu görüntüle diyorum. Let right diyorum. Yani içerisindeki rengi kırmızı olarak bana göster diyeceğim. Şu an 15, 16, 17'ye getirdi. Önümüzdeki hafta demiştim hatırlarsanız. Önümüzdeki haftaya bakalım. 9. Önümüzdeki hafta nereden başlıyor? 14'ten başlayıp bir sonraki haftayı 20'sine kadar olan bölümün tamamını getiriyor. Bu. Ya da ne diyebilirim? Tablo içerisindeyken conditional formatting diyorum. Clear rules diyorum. Seçmedim ama diyorum ki bu tablo içerisinde kullanılan bütün koşullu biçimlendirmeleri temizle diyorum. Bunları da temizledim. Pekala. Yine seçtim. Control Shift aşağı okla. Bütün hücrelerim seçili. Bu sefer diyorum ki bana tarihleri seç. Neyi getir? Bu ayı, önümüzdeki ayı belirle diyebilirim. Bakın direkt 12. ayı getirmiş. İptal dedim. Onu istemiyorum. Ne diyeceğim? Greater than diyeceğim. Greater than. Büyük. Neyden büyük? Burada da doğrudan bir tarih verebilirim. Burada diyebilirim ki bana 13 Kasım 2021'den büyük olan tarihleri görüntüle diyebilirim. Yine aynı şekilde OK dediğim andan itibaren bu şekilde getirecek. Girmiş olduğum tarih neyse ondan sonrakileri getirecek. Yine aynı şekilde ne yapabilirim? Sayılarda da vardı. Büyük, küçük ya da iki tarih arası diyebilirsiniz. Şu tarih arasında kalanları bana görüntüle diyebilirsiniz. Clear rule dedim. Selected cells diyorum. Peki metinlerle ilgili ne yapabiliyorum? Metinlerle ilgili de arkadaşlar seçiyorum tüm metinleri. İki nolu hücredeyken Ctrl Shift aşağı ok yaptım. Genel ekrandan Conditional Formatting diyorum. Buradan Highlight et dedim. Tamam, highlight yapacak. Yani zemin rengini tek renk dolduracak. Text içeriği şuysa diyorum. Tek bir kelime yazabilirsiniz. Ya da sildim. A harfine basıyorum. Dikkat ediyorsanız bu şu anlama geliyor. Seçmiş olduğum hücreler içerisinde A harfi geçenleri bana göster. A'la başlayanlar olabilir. A'la bitenler olabilir. Ya da herhangi bir yerinde A harfi geçenler olabilir. Örnek muhasebe. Bunu şu şekilde de gösterebilirim. MA dedim. İçerisinde M ve A harfleri geçen araştırma, pazarlama gibi bu metinleri de bana görüntüle diyebilirsiniz. Yine hatırlatmak isterim. Pazarlamadayken şu an mühendislik yazıyor. Buraya gidip pazarlama yazıyorum. Ne yaptı dikkat ediyorsanız otomatik olarak değiştirdi. Ya da şurası pazarlamaymış, ben burayı mühendislik yapmak istiyorum. Otomatik olarak güncellemiş oldu. Conditional Formatting'in son bir güzel özelliği, yine beğendiğim özelliklerden bir tanesi. Bizim en büyük dertlerimiz şu olabiliyor tablo içerisinde. Bazen benzer kayıtları, bazen de farklı olan kayıtları bir şekilde görmek istiyoruz. Peki nasıl yapacağım? Tablo içerisindeyim. Seçiyorum. Sadece meslekleri seçtim. Ctrl Shift ve aşağı okla. Conditional Formatting diyorum. Bunları bana göster diyorum. Highlight et. Neleri highlight edecek? Duplicate value diyorum. Diyorum ki benzer olanları bana git görüntüle. Dikkat ediyorsanız muhasebe yardımcısından başlayarak hepsini almış. Bir tek bilgi işlem yardımcısı ve depo sorumlusunu almamış. Bunu ister benzerleri istiyorsanız sadece benzersiz olanları görüntüle diyebilirsiniz. Bana benzersiz olanları direkt listeliyor. Grup yönetim yardımcısı diye yazmışız. Bu yanlış oldu. Buna ben ne yazacağım? Lojistik sorumlusu olacaktı bu. Hop! Hiçbir yerde kullanmadığım için şu an yeşil diye getirdi. Ya
ya şurası yönetim yardımcısı değil de burası depo sorumlusu olacak, yanlış yazılmış. Enter diyorum. Dikkat ediyorsanız az önce depo sorumlusu tekken şu an iki tane oldu. O yüzden benzersizlik ortadan kalktı. Sadece benzersiz olanları yeşil olarak bana görüntülemiş oldu. Seçiyorum. Conditional formatting dedim. Gelen ekrandan highlight diyorum. Duplicate value. Benzer olanları, aynı olanları ya da benzersiz olanları istediğiniz bir formatta görüntüleyebilirsiniz. Peki, bunları temizleyeceğim tamamıyla. Nasıl yapıyorum? Clear rules diyorum. Şurayı seçersem sadece yapmış olduğum, şu an seçili olan hücrelerdekileri kaldıracak ya da bu sayfada kullanılan bütün her şeyi temizle diyeceğim. Hem meslek hem de daire için kullanmıştım. Clear from entire sheet diyorum. Direkt tüm sayfadaki benzersiz olanı düzeltiyorum. Conditional formatting'leri sildim. Pekala. Şimdi ne yapmak istiyorum? Tamam, renklendirme yapabiliyoruz. Ama benim amacım şu. Bu tablo içerisindeki falanca rakamdan büyük olanları bana göstersin. Bunu daha önceden yapmıştık detaylı bir şekilde. Seçtiniz, conditional formatting dediniz, highlight dediniz, greater than diyebilirsiniz. Ama bu sefer ben şunu istiyorum arkadaşlar. Şuradaki sadece tek bir hücreyi değil, satırın tamamını seçsin istiyorum. Böylelikle net bir şekilde görebilirim. Çünkü epey büyük bir tablo olduğunu varsayın. Sütun anlamında da çok fazla, satır anlamında çok fazla veri var. O zaman ben ne istiyorum? Bütün tablodaki satırın tamamını seçsin. Ama bir de kural belirtmem gerekiyor. Diyeceğim ki aylığı şu olanlar. Ya da işe başlama tarihi şununla şunun arasında olanlar. Ya da mesleği şu içerenler gibi değerler vermek istiyorum. Kuralım neydi? Bir, önce tüm tablonuzu seçin. Geliyorum, tüm tablomu seçeceğim. Az önceki yöntemi kullanabilirsiniz. Ctrl-A, Ctrl-Yıldız kullanabilirsiniz. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim bunu. Yön tuşlarıyla ilk hücreme geliyorum. Veri olan. Başlığı seçmedim. Başlık beni ilgilendirmiyor. Geri kalanı çünkü veri. Önce sağ tarafa doğru gideceğim. Sağ tarafa doğru giderken hepsini seç. Sonra da aşağı doğru ineceğim. Aşağı doğru giderken hepsini seç diyeceğim. Ctrl-Shift sağ ok yapıyorum. Hepsini seçti. Ctrl-Shift basılıyken sağ ok yaptım. Daha sonra bir de aşağı ok yapıyorum. Şu an bütün tablomu seçmiş oldum. Doğru mu? Seçmişim. Süper. Conditional Formatting'e gidiyorum. Conditional Formatting. Gelen ekrandan, şimdi buradan istediğiniz bir değer verebilirsiniz ama amaç ne? Ben diyeceğim ki şu hücreye bak. Bu hücredeki değer şuysa yap. Şimdi istemiş olduğum değerler burada yok. O zaman neyi gerçekleştireceğim? New rule diyorum. Yeni bir kural yazacağım. Yeni bir kural yazacağım diyorum. Burada nasıl bir kural istiyorsanız belirleyebilirsiniz. Bu işin detay kısmı bizim bir önceki videolarda yapmış olduğumuz her türlü ifadenin içeriğini buradan değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben diyorum ki şimdi kurala göre bu işi yap. Kuralım ne? Tıkladım format values. Dedim ki bu kural nereye göre işleyecek? Diyorum ki şu hücreye göre bak. Bu hücredeki değer, bu hücredeki değer büyük eşit 35.000 diyorum. 35.000'den büyük eşitse ne yap? Şuradan da format belirteceğim. Şimdi bunu söylemeden önce şunu vurgulamak isterim. Şuradaki hücreyi seçtiğim zaman ben buraya tıkladığım için G2 dedi. Ama başlarına dolar koydu. Bu şu anlama geliyor. Şayet bu şekilde bırakırsanız bütün seçmiş olduğunuz hücrelerde bir tek şuradaki değere bakar. Sadece burası. Kurala uyuyorsa uygular, uygulamazsa uygulamaz. Biz burada aşağı doğru mu ineceğiz? Yani şu satırları kontrol ederken bu satırın tamamını mı renklendir diyeceğiz yoksa sütunları mı? Aşağı doğru inerken, biz buraya bakacağız çünkü aylık değerleri burada yazıyor. Aşağı doğru inerken neresi değişiyor arkadaşlar? Dikkat ediyorsanız rakamlar değişiyor. O zaman diyorum ki şuradaki rakamın başına tıklayıp doları silin. Delete ya da backspace. Buradaki dolar kalabilir. Problem yok. Ya da onu da silebilirsiniz. Yine sorun yok. Burada şu hatayı yapabilirsiniz. Silmeden önce yön tuşlarıyla hareket ettirmeye kalktığınız zaman eyvah ne oldu falan diye hiç acele getirmeyin. Direkt backspace ile bunu silip, çünkü siz buraya imleci tıklayıp yön tuşlarını kullanmaya başladığınız zaman Excel arka tarafta o hücreden başlayarak diğer hücreleri dolaşmaya başlıyor.
Bunu formüllerdeyken daha detaylı göreceksiniz. O yüzden hiç önemli değil. Mouse'la tıklayın. Delete tuşu ya da backspace geriye doğru silme tuşunu kullanarak imlecin sağ ya da sol tarafına göre sağ tarafı silmek istiyorsan delete, sol tarafı silmek istiyorsan backspace kullanabilirsin. Pekala, dedim ki G2'den başlayarak, şuradan başlayarak bütün hücreleri kontrol et. Bu hücreler 35.000'den büyükse ne yap? Gidip buradan onu belirtiyorum. Preview bölümünde ne görüyorsanız onu uygulayacağım. Şu an herhangi bir biçim uygulanmıyor diyor. O zaman diyorum ki format, git bana kardeşim. Bunun renklerini şu yap. Kenarlık rengini şöyle yap. Bunu tire var, her tarafına yap. İçerisindeki yazı tipi rengini renk dedik. Önce bunu verelim. Sarıya en güzel yakışan renk. Bu diyorum. Stil olarak kalın yap diyorum. Okey dedim. Şu şekilde göster diyorum. Neyi gösterecek? Bütün satırdaki verileri görüntülüyorum. Okey dedim. Dikkat ediyorsanız biz ne dedik? Dedik ki önce bunu seçtik. Hatırlayın. Bütün tablomu seçtim. Bütün tablo içerisinde git dedim conditional formatting'den new rule belirle. Yeni kural. Yeni kural şu formüle göre olacak dedim. Buradan hücremi seçtim. Bu hücre dedim ki büyük eşit 35.000 ise dedim. Ama şuradaki doları sildim. Niye? Çünkü aşağı doğru inerken git kontrol et diyorum. Her satırdaki şu aylık değerlerini kontrol et. Aşağı doğru inerken ne değişiyor? Satır numaraları değişiyor. O zaman başındaki dolar işaretini siliyorum. Daha sonrasında gittim. Bir biçim belirledim. İptal diyerek çıktım. Lütfen izleyin. Şuradaki değer 19.000'miş. Ya yanlış yazmışız bunu arkadaşlar. 75.000 olacaktı bu. O zaman enter diyorum. Hop o satırda komple bana belirliyor. Ya burası 235.000 değil. Bu yanlış olmuş. 23.500 olacaktı bu diyorum. Enter dedim. Hop o satırdaki değeri de kaldırmış oldu. Koşullu biçimlendirme. Kesinlikle uygulayın. Dinamik tablo oluşturmuş oluyorsunuz. İstediğiniz herhangi bir formülü belirleyebiliyorsunuz. Önemli olan kural neydi? Bir, bunları seçin. Nereyi seçtiyseniz orada aktif halde kullanacaksınız. Oraları uygulayacaksınız. Buradan istediğiniz standart değerleri seçebilirsiniz. Ya da new rule diyerek kural yazabilirsiniz. Var olan kuralları silebilirsiniz. Sadece seçili olan yerdeki kuralları sil. Ya da bu sayfadaki bütün kuralları sil. Ya da birden fazla manage rule diyerek burada birden fazla kuralı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Birden fazla kural varsa yukarı ve aşağı oklarla önceliklerini tanımlayabilirsiniz. Çünkü bazen öyle bir olur ki hücre içerisindeki vermiş olduğunuz koşul birden fazla kurala uyabilir. O zaman hangisini uygulayacak? En üsttekini uygulayacak. O yüzden de burada kurallar arasında up ya da down diyerek önceliğini değiştirebilirsiniz. Bu bir. Ya da ne diyebilirim? Stop if true dediği şu. Bu kurala uyarsa birden fazla kural olduğunu varsayıyorum. Ya bu doğruysa bunu uygulama dedirtebilirsin. Buna hiç bakma şimdilik. Daha sonrasında aktif hale getireceğim anlamında. Direkt Excel'i bunu engelletebilirsiniz. Edit rules diyerek buradan istediğiniz bir değeri vermek mümkün. Fonksiyon konusunu anlatacağım. Arasında gibi bir ifadeyi yazmak istiyorsanız nasıl gerçekleştireceksiniz? Or ve and kavramları var. Burada and diyerek hem şu hem buysa dedirtebilirsiniz. Ya da or diyerek bu ya da buna eşitse demeniz mümkün arkadaşlar. Metinsel bir ifadeye eşitlik vermek istiyorsanız, örnek bölümü yazıcı olanları görmek istiyorsam çift tırnak içerisinde yazıcı diye belirtmem yeterli. Evet, kuralımı silmek istiyorsam delete rule deyip OK diyerek seçili olan alan içerisindeki koşullu biçimlendirmeyi sonlandırmış oluyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Uyarıları açarsanız paylaşmış olduğum her türlü yeni videoyu görüntüleme şansınız doğar. Herkese iyi günler diliyorum.